Mesela ne kadar geriye kadar gidebiliriz Atatürk'ün? 20-25 yıl kadar benim çalışmam sürdü. Yani hayır, Atatürk'ün ailesine şeyim, kaç kuşak geriye gidebiliriz? 1590'lı yıllara kadar götürüyorum ama benim tahminime 1478 veyahut da 50'ye kadar götürülebilir. Onun üzerinde de çalışma yapıyorum. Yani nereden bakarsak, hangi açıdan bakarsak bakalım, Mustafa Kemal Atatürk'ün anne ve babası soyu, aslında anne ve babası soyu ayrı değil, 300 sene öncesinde birleşiyor. Öyle mi? Birleşiyor. Bu aile 450 sene, 500 sene daha önce, yani 16. yüzyıla kadar götürüyoruz. Peki nereden başlıyor hikaye? Atatürk'ün ailesinin ilk şimdi 16. yüzyılda başlayalım. Nerede? Şimdi bu Genelkurmay Başkanlığı'nda bulunan, Atase'de bulunan, Atase'de evet, bulunan şu ortada merkezde bir Molla Hasan yazıyor. Hı hı. Bu Molla Hasan'dan yola çıktım. Şöyle göstereyim onu kamera seçerse. Evet. Bu Molla Hasan kimdir diye. Tabii bu arada Molla Hasan, kaç tane Molla Hasan var? Hasan var. Kaç tane Feyzullah var? İşte kaç tane Ali Rıza var? Arşivde binlerce defter, işte belge araştırdım. Nihayetinde beni bu Molla Hasan, işte tam merkezde şu anda gösteriyor, tam merkezdeki Molla Hasan'ın kim olduğunu araştırdım. Beni Selanik Mevlevi Hanesi'ne götürdü. Selanik Mevlevi Hanesi Postişinliği'ne. Orada da yıl? Gene, efendim? Hangi yıl? 1668 tarihinde, 1668, 12 Aralık, 1668 tarihinde Şeyh Hasan Selanik Postişinliği olarak, yani dervişit, o Mevlevi tarikatın dervişi, yönetici, idarecisi olarak atanıyor. Yani Selanik'teki Mevlevi hanenin evet, başına geçiyor. Evet. Baş idarecidir ve nüfuzlu bir aile ve Baba Ali'de Der Saadet'te çok sözü geçen ve Balkanların, İslam'ın ve Türklüğün yayılmasında en çok desteği olan, hatta muhaceratta geri hüzünle dönüşte, Balkanlı soydaşlarımızın dönüşünde Selanik Mevlevi Hanesi'ni, bir de bakım evi, işte onları ağırlama AFAD gibi, işte Kızılay gibi yardımlarda bulunuyor. Bu Mustafa Kemal Atatürk'ün dedesinin, baba tarafından mı, dedesinin, anne tarafından dedesinin dedesi. Hem anne hem de babası baba tarafı. Bu belge de post işin olarak atanmaz yine Şeyh Hasan adında başka bir zatı orada duagu olarak, zaviyedar olarak atıyor. Müsaadeniz olursa, buyur, ben şurada bir buçuk iki sayfa bir yazı var, onu okuyayım. Yani Genelkurmay Başkanlığı arşivi Atese'de bulunan daire şeklindeki Osmanlıca şecerede ailenin dedesi bilinen ilk ismi Molla Hasan'dan başlamaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün akrabalarından Süleyman Sırrı, ilk Nafıra Bakanımız ile birlikte hazırladığı şecerede ailenin en dip dedesi olarak Molla Hasan gösterilmiştir. Osmanlı arşivinde Atatürk ve ailesi ile ilgili olarak tespit ettiğimiz tapu tahri defterleri, nüfus defterleri, temettuat defterleri ve bilumun diğer belgelerdeki kayıtlar mevcut şecerede adı geçen Molla Hasan'ın Selanik Mevlevi Hanesi Postişini Şeyh Hasan Efendi olduğunu ortaya koymaktadır. Atatürk ailesinin en dip dedesi tapu tahri defterlerinde ve nüfus defterleriyle temettuat defterlerinden Hacı Sofu olarak adı geçen zat mevcut şecerelerde, Atatürk'ün bizzat hazırladığı şecerede Molla Hasan olarak sözü edilen Selanik nüfus defterlerine ve Selanik Mevlevi Hanesi kayıtlarında adı geçen ve postişin olarak görev yapan Şeyh Hasan Efendi'dir. Atatürk ailesi fetleriyle ilgili olarak Osmanlı arşivinde bulunan tapu tahterleri ve diğer kayıtlar, arazi yoklama ve hülasa defterleri, bunlar bu arazi kayıtları da dahil, mübadil nüfusa ait belgeleriyle diğer kayıtlar mevcut şeceredeki Molla Hasan'ın Selanik Mevlevi Hanesi postişini Şeyh Hasan Efendi olduğunu doğrulamaktadır. Osmanlı arşivinde bulunan Selanik yörüklerine ait tapu tahri defterlerindeki kayıtlara göre, bu kayıtlar 1450'de, 30'lu yıllarda başlıyor, hatta 1389'lu yıllarda. Fakat
Anadolu'daki şehirlere ait olduğu gibi tapu defterleri bulunamıyor. Belki de Osmanlı arşivinde bir kıyıda köşede. Ancak 1478'e kadar gidiyor. 1478 tarihli Selanik, Kocacık Görükleri, Eğri Bucak, Sarı Göl, işte diğer bilumum Balkanlardaki iskan edilmiş Türkmen Yörük cemaatlarının nereye yerleştirildiği konusunda, yani Anadolu'dan oraya giden. Oraya gibi. Tabii. Hangi ilden gitmişler? Oraya yerleştirilen 206 tane Kızıl Oğuzlar deniliyor. Hı hı. Kızıl Oğuzlar milattan önce ve Selçuklular döneminde Balkanlara, Turna'dan Yunanistan'ın adalara kadar yerleşen Türk orijinli uluslarından aynı soydan geliyorlar. Onlardan daha evvel şey oluyorlar. Orada onların haricinde Anadolu'da giden işte Selanik, Avretisar, Langaz'a, Gelemeri'ye, Karadağ, Piraviş'te, Silistre, Şumlu, Hasköy, Çirben, Zaray, Atik, Öksüzlü, Emrutlu, Balabanlı, Hacı Mimatlı, Hacı İlyaslı, Şahinoğlu, Fettahoğlu, Bahşayışlı, Dedeşli, Kasaplı, Dedebalı, Kararlı, Bostancalı ve Sohular, Hacı Hasanlı gibi Türkmen ve Yörük aşiret ve cemaatlerine mensup gruplar Selanik Yörükleri arasında yer alıyor. Selanik Yörüklerine ait tapu tarih defterindeki kayıtlara göre bunlardan bir kısmı cemaati Hacı Hasanlı, Duraklı, Divanlı, Mihmatlı, Oğuzlu, Armutlu, Samanlı, Karacalı gibi Türkmen ve Yörük obalarının Yörük Hanı Selanik Eşkünlü olarak yazılmış oldukları Selanik vilayeti Nefsi Eğri Bucak kazasına tabi Sarıgöl'ün nahiyesi ve çevresine iskan edildikleri görülüyor. Balkanlarda ve Yunanistan'da yerleşim birimlerinin adı eğer Türkçe isim taşıyorsa mutlaka o yerleşim yeri Anadolu'dan Balkanlara çeşitli sebeplerle gelerek yerleşen Türkmen Yörük gruplarına mensup Türklerin kurduğu köy ve kasabalardır. Hicri 1046, miladi 1636 tarihli 92 numaralı tapu tarih defteri Selanik Yörük Han defterinde sayfa 1 ve 3'te yer alan Hacı Hasanlı obasının adının Hoca Hamzalı, Hacı Hamzalı Yörük cemaatlerinin adlarını başlarındaki aşiret ve oba beylerinden aldığı gibi Sarıgöl ve Eğri Bucak, neden Sarıgöl ve Eğri Bucak? Atatürk'ün anne baba tarafından ailesinin ilk önce oraya yerleştirdiği rivayetleri var ya, böyle Sarıgöl ve Eğri Bucak bölgesini iskan edilen Hacı Hasanlı Türkmen cemaatinin de adını kendi boy beyi Hacı Hasan'dan almış olmalıdır. Selanik vilayeti Ali Paşa Beşçidi Mahallesi, Hacı Mümin Cemaati Mescidi, Hacı Hasanlı Cemaati Mescidi, Emir Yusuf Mahallesi, Sofular Cemaati gibi Türkmen Yörük obalarının ad ve kayıtlarına göre Atatürk'ün dedesi olan Selanik Mevlevi Hanesi Postişini Şeyh Hacı Hasan Efendi'nin Selanik Yörüklerine ait tapu tarih defterlerinde adı geçen Şeyh Hasan'lı obası ya da Sofular cemaatine mensup olduğu anlaşılıyor. Selanik'te Kocacık Yörüklerine ait tapu tarih defterlerine aynı Anadolu'daki şehirlerdeki mahalleler nasıl ki yeni inşa edilen mescitlerin çevresinde ve buraya yerleşen Türkmen Yörük aşiret ve cemaatlarının adıyla mahalleler teşkil edilerek kurulmuş ise Selanik vilayetindeki mahallelerde buraya yerleşen Türkmen Yörük cemaatlerinin adları verilmiştir. Selanik vilayeti merkez mahalleleriyle ilgili tapu tarih defterlerindeki kayıtlarda Ali Paşa Mescidi Mahallesi, Hacı Mümin Cemaati Mescidi, Hacı Hasanlı Mescidi Cemaati Mescidi, Emir Yusuf Mahallesi Cemaati Mescidi, Sofular Cemaati gibi Türkmen Yörük obalarının adları ve kayıtları bulunuyor. Tapu tarih defterlerindeki kayıtlarda Eğri Bucak kazasında Selanik Yörüklerinden Hasanlı, Hacı Hasanlı obasının iskan edilmiş olduğu yazılıdır. Zübeyde Hanım ailesinin ilk olarak Eğri Bucak ve havalisinde iskan edilmiş olduğuyla ilgili verilen bilgiler Yörük defterlerindeki kayıtları desteklemektedir. Kayıtlar da bu bilgiler, rivayetleri destekliyor. Rivayetlerde anlatılanlar ile kayıtlarda verilen bilgiler birbirini destekleyerek doğrulamaktadır. Burada sözü edilen Selanik Mevlevi Hanesi Postişini Şeyh Hasan Efendi, Mustafa Kemal Atatürk'ün hem annesi Zübeyde Hanım hem Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi tarafından dedesinin dedesinin dedesidir. 7. kuşakta. Yani burayı tekrar edeyim.
Selanik Mevlevihanesi postisyeni Şeyh Hasan Efendi Mustafa Kemal Atatürk'ün hem annesi Muhterem Zübeyde Hanımefendi ve muhterem babaları Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi tarafından dedesinin dedesinin dedesidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanımefendi ile Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin ailesi tarafının şeceresi Şeyh Hasan Efendi'den birleşiyor. Selanik Mevlevi Hanesi post işini Şeyh Hasan Efendi, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım tarafından dedesinin dedesinin dedesidir. Şöyle ki, Selanik Mevlevi Hanesi post işini Şeyh Hasan, Şeyh Hasan'ın oğlu Ali veya Abdullah, nüfus defterinde kayıtlarda böyle geçiyor. Ali Ağa'nın oğlu Mehmet Ağa, Mehmet Ağa'nın oğlu İbrahim Ağa, İbrahim Yorgani, İbrahim Ağa'nın oğlu Feyzullah Ağa, Feyzullah Ağa'nın kızı Zübeyde Hanım, Zübeyde Hanım'ın oğlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Hazretleri. Yine aynı şekilde Selanik Mevlevi Hanesi post işini Şeyh Hasan Efendi, Mustafa Kemal Atatürk'ün muhterem babası Ali Rıza Efendi tarafından dedesinin dedesinin dedesidir. Sabrınıza teşekkür ederim. Az kaldı, iki paragraf kaldı, onu da okuyayım. Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın ailesi tarafı Şeyh Hasan Efendi'nin oğullarından Ali Ağa veya Abdullah tarafından geliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin tarafı ailesi Şeyh Hasan Efendi'nin oğullarından Şeyh Ahmet Efendi tarafından geliyor. Dolayısıyla Atatürk'ün yaveri merhum Salih Bozok'un oğlu Cemil Bozok'un Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi ile annesi Zübeyde Hanım aralarında akrabalık bağları olduğu sizin söylediğiniz demin hocam. Ve her iki ailenin de birbiriyle akraba olduğu iddiasını Başbakanlık Osmanlı arşivindeki hem de Yunanistan'daki Osmanlı arşivleri doğrulamaktadır. Selanik vilayeti nüfus defterleri, temettüat defteri, tabu ve tarih kayıtları gibi Osmanlı arşivlerinde bulunan ve Atatürk'ün ailesiyle ilgili olarak tespit ettiğimiz 300'e yakın kayıtlarda yer alan belgeler bu bilgileri doğruluyor. Arşiv kayıtlarında yer alan belgeler, verilen bilgilere göre Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi ile Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın ailesinin akraba olduğu ve aynı aileden gelen iki ayrı sülale oldukları anlaşılıyor. Atatürk'ün babası merhum Ali Rıza Efendi 1841'den doğuyor. 23 Mayıs 1886'da vefat ediyor. Şeyh Hasan Efendi'nin ahvadından yani onun sülalesinden geliyor. Halveti Şeyhi Hacı Ali Rıza Efendi. Ali Rıza Efendi'nin adını aldığı dedesi. 1797 doğumlu. Torununun torunudur. Zübeyde Hanım Şeyh Hasan Efendi'nin Ali Ağa'nın ahvadındandır. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım Efendi Selanik Mevlevi post işini Şeyh Hacı Hasan Efendi'nin oğlu Ali Ağa'nın ahvadından Mehmet Ağa'nın oğlu İbrahim Yorgani'nin oğlu Sofizade Feyzullah Ağa'nın kızıdır. Osmanlı arşivinde Sofuzadeler ailesine ait kayıtlar bulunmaktadır. Bu kayıtlara göre Sofuzadeler ailesinin Selanik vilayetinin değişik mahallelerinde ikamet ettikleri anlaşılıyor. Tahrir defteri ve bilumun diğer kayıtlara göre Selanik ve bağlı ilçe ve köylerine ait kayıtlarda bu aileye mensup insanların değişik yerlerde arazi ve mülklerinin, çiftliklerinin olduğu anlaşılıyor. Burada getirdim. Tapu kayıtlarım onlar. Evet. Arazi kayıt, arşiv kayıtları Sofuzadeler ailesi fertlerinden Selanik dışındaki şehirlerde değişik görevlerde bulmuş olduklarını da göstermektedir. Atatürk'ün kız kardeşi merhum Makbule Hanım'ın Zübeyde Hanım Langazat'a doğmuştu. Okuma ve yazma bildiğinden ve zamanın tabirine göre kendisine Zübeyde Molla dediklerini belirtiyor. Makbule Hanım'ın bu ifadesinden Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın mensup bulunduğu Sofuzadeler ailesi fertlerinden bazılarına molla denilmiş olduğu anlaşılıyor. Atatürk'ün anne Zübeyde Hanım'a da Sofuzadeler ailesine mensup bulunmasından dolayı kendisine Zübeyde molla denilmiş olduğu anlaşılıyor. Yani dindar bir şey de geliyor. Açacağız onu inşallah. Şurada bir iki cümlem var. Hacı Sofu, bu Molla Hasan var ya, Şeyh Hasan'ın çocukları. Atatürk'ün hazırladığı mevcut şecerede Mustafa Kemal Atatürk'ün ailesinin en dibdedesi olarak gösterilen Molla Hasan, Osmanlı arşiv kayıtlarına göre Hacı Sofu, Şeyh Hasan, Şeyh Hacı Hasan adıyla kayıtlıdır. Dolayısıyla Molla Hasan arşiv belgelerinde Hacı Sofu ve Şeyh Hacı Hasan şeklinde geçmektedir. Hacı Sofu aynı zamanda Selanik Mevlevi Hanesi postisyeni Şeyh Hasan Efendi'dir. Osmanlı arşivlerinde bulunan Selanik vilayetine ait tapu tahri defterleri, nüfus defterleri
temettü defteri, bilumu, şeriatçı defteri, arazi kayıtları vesaire. Bu belgelerde Molla Hasan, Nami Diyar, Hacı Sofu, yani Şeyh Hasan ailesi fethlerinin kayıtlarını asıyoruz. Osmanlı arşivlerinde yer alan tarihi kayıtlara göre Selanik Mevlevihanesi postişini Şeyh Hacı Hasan Efendi'nin Ali Ağa, Hacı Abdullah Ağa ve Meşayih'ten Şeyh Ahmet Efendi adında 3 oğlu bulunuyor. Vilayetin, Selanik vilayetinin nüfuzlu ailelerinden olan Sofuzadeler, Hacı Hasan Ağazadeler, Nakipzadeler, Yorganizadeler ve Şeyhzadeler veya Mevlevi Şeyhzadeler ailelerinin dipdedeleridir. Yani Sofuzadeler 5 sülaleye ayrılmış. Sofuzadeler, Hacı Hasan Ağazadeler, Nakipzadeler, Yorganizadeler ve Şeyhzadeler yani Mevlevi Şeyhzadeler ailelerin dipdedeleridir. Selanik ve vilayetine ait arşiv kayıtlarında Sofuzadeler, Hacı Hasan Ağazadeler, Nakipzadeler, Yorganizadeler 300 senelik bir zaman aralığından sonra sözü edilen Selanik'in bu nüfuzlu ailelerin Selanik Mevlevi Hanesi postnişini Hacı Şeyh Hasan Namı diğer Molla Hasan Efendi'den birleştiği anlaşılıyor. Dolayısıyla Hacı Sofu, Namı diğer Molla Hasan, Şeyh Hacı Hasan Efendi, Selanik vilayetinin nüfuzlu ailelerinden olan Sofuzadeler, Hacı Hasan Ağazadeler, Nakipzadeler, Yorganizadeler ve Şeyhzadeler ailelerin dipdeleridir. Selanik vilayetinin nüfuzlu ailelerinden olan Sofuzadeler sülalesi Hacı Sofu, Namı diğer Molla Hasan, hocam, Şeyh bir şey Efendi'nin böyle ahvadından olup 1- Sofuzadeler, 2 Hacı Hasan Ağazadeler, 3 Nakipzadeler, 4 Yorganizadeler, 5 Şeyhzadeler veya Mevlevi Şeyhzadeler ailelerinden teşekkür ediyor. Yani dinleyenler bir şey anlıyorsa araba alayım ben. Peki. Ben bir şey söyleyeyim. O zaman siz bana hayır, sorun. Ben bir şey söyleyeyim. Bundan sonra açacağız. Evet, şimdi açalım. Bence Fatih. Buyurun. Mehmet Ali Bey'in okuduğu çok mühim. Çok mühim, evet. Hayır, evet. Çünkü kitabın şurada iki şey çıktı. Televizyonda okumak açısından zor. Fakat iki şey çıktı bak bu okuduğundan. Bir, Atatürk'ün kendi sülalesinin araştırılması emri neticesinde ortaya çıkan bir belge var. Bu belgeden bağımsız olarak Mehmet Ali Bey'in yaptığı araştırma hem Türkiye'de hem Yunanistan'da Genelkurmay'da bugün bulunan Atatürk'ün şeceresini doğruluyor. Evet. Onu çok mu? Belgelendirdim bu evet. Çok mu? Evet hocam. Evet. Şimdi tam ben onu soracağım. Bu hayati ehemmiyete ait. Şimdi, onun için önce vurdum. Yani, tarihçilik nasıl yapılır? Bak ben tarihçi değilim. Geçen hafta tarihçilikten ödül aldım Amerika'da ama tarihçilik böyle yapılır. Teşekkür ederim sağ olun. Yani tarihçilik belgeye dayanır. Evet. Eğer belgeniz yoksa konuşamazsın. Uydurma belgeyle de konuşamazsın. İşte, tam da bunu soracağım. Bu arada sana diyorlar ki bir sen kravat takmadın diye sana kızmıştı geçenlerde. Bugün papyonu yok ilk defa ne oldu? Boğazım ağrıyor. Hayır efendim bugün hava sıcak olduğu için muhterem refikam dedi ki sen orada terleyeceksin. Fatih'in sana sürdürdüğü pudralar akacak rezil olacaksın onun için lütfen takma dedi. Yani, evet takma dedi hatta elime papyonumu almış geliyordum elimden aldı. Aldı iyi yapmış.